Ekranda iki tane örnek görüyorsunuz. Vektörlerin büyüklükleri, x ekseniyle yaptıkları açı ve de yönleri verilmiş. Evet, bu vektörlerin büyüklük ve yönleri ile ilgili bilgileri kullanarak bileşenlerinin ne olduğunu bulacağız. Her zaman olduğu gibi, şimdi videoyu durdurmanızı ve bu soruyu kendi kendinize çözmeye çalışmanızı istiyorum. Hadi bakalım. Bileşenleri bulurken trigonometriden faydalanacağız. Yapmak istediğimiz şey, aslında bu vektörleri yatay ve dikey bileşenlerine ayırmak. Örneğin bu vektörün yatay bileşenini bu şekilde çizebilirim. Aa, evet çizemem. Bir kere daha deneyeyim çünkü daha iyi bir çizim yapabileceğime inanıyorum. Evet vektörün yatay bileşeni ya da x bileşeni buna benzeyen bir şey olacak. Dikey bileşeni ise bir bakalım onu da bu şekilde çizebilirim. Yatay ve dikey bileşenleri birbirine eklersek orijinal vektörümüzü elde ederiz değil mi? Gördüğünüz gibi burada dik bir üçgen elde ettik. Ve şimdi de temel trigonometri bilgilerimi kullanarak ki ska, koko, takako'dan bahsediyorum. Evet bunları kullanarak yürüyeceğiz. Birim çember tanımlarını sonra da inceleyebiliriz ama mesela üçgenin tabanını ele aldığımızda bunun buradaki 50 derecelik açıya komşu olan kenar olduğunu söyleyebiliriz. Hipotenüsün ne olduğunu biliyoruz. Peki, şimdi cevap verin bakalım. Komşu kenar ve hipotenüsü ilgilendiren trigonometrik oran hangisiydi? İsterseniz ska, koko ve takako'yu hemen şuraya not edelim. Evet, işte burada. Kosinüs, komşu bölü hipotenüstür. Vektörün x bileşenine x dersek, bu açının yani 50 derecenin kosinüsü, komşu kenarın uzunluğu yani x bölü hipotenüsün uzunluğu yani 4'e eşit olacak. Bu denklemden x'i bulmak istersem, öncelikle iki tarafı da 4 ile çarpmam gerekiyor. 4 çarpı kosinüs 50 derece eşittir x. Vektörün y bileşeni ise 50 derecenin karşısındaki kenar olduğu için bana karşı kenar ve hipotenüsle işlem yapacak olan trigonometrik oran lazım. Ve bu fonksiyon da sinüstür, değil mi? Hemen yazalım. Sinüs 50 derece eşittir y bölü hipotenüs yani 4 olacak. İki taraf 4 ile çarpılınca, 4 çarpı 50 derecenin sinüsünün de y'ye eşit olduğunu buluruz. Eğer elimizin altında bir hesap makinesi yoksa, bu vektörü bileşen formunda 4 kosinüs 50 derece virgül 4 sinüs 50 derece olarak yazıp bırakabiliriz. Bu noktada ilginç bir şey fark etmiş olabilirsiniz x bileşeni için bu açının kosinüsünü yani x ekseniyle oluşturduğumuz pozitif açının kosinüsünü y bileşeni için de sinüsünü vektörün büyüklüğü ile çarptık. Peki acaba bu her zaman için böyle midir? Cevap elbette. Çünkü bu tanımlar trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımlarından geliyor. Nasıl mı? Bakın. Buraya hemen bir birim çember çizelim. Birim çemberin yarıçapı neydi? Adı üzerinde bir birim değil mi? Evet kosinüs açının birim çemberi kestiği noktanın x koordinatı. Sinüs de y koordinatıydı değil mi? Örneğin eğer burada bir birim vektörümüz olsa bu açının kosinüsü x bileşeni, sinüsü de y bileşeni olurdu. Ama karşımızda bir birim vektör değil, büyüklüğü 4 olan bir vektör olduğu için bu vektörün bileşenleri de birim vektörün bileşenlerinin 4 katı olacak. x bileşenini elde etmek için kosinüs 50 dereceyi, y bileşenini elde etmek için de sinüs 50 dereceyi vektörün büyüklüğü ile çarpmamızın nedeni de bu zaten. Bu mantığı iyi anlayabilirsek buradaki örnekte işimiz daha da kolaylaşacak. Yine de hesap makinesi kullanarak bunların yaklaşık değerlerini bulmak istiyorum. Hesap makinem neredesin? Evet, 50 derecenin kosinüsü çarpı 4, çarpı 4 x bileşeni yaklaşık olarak 2,57'ye eşit. y bileşeni ise 50 derecenin sinüsü çarpı 4. Bu da yine yaklaşık olarak 3,06'ymış. Evet, her ne kadar çok iyi bir çizim olmasa da ekrandaki çizime göre x bileşeni gerçekten 2,5'ten y bileşeni de 3'ten büyük görünüyorlar. Güzel. Sıra bunda. Bunun daha enteresan bir vektör olduğunu düşünüyorum çünkü bitiş noktası ikinci çeyrekte. Şekle baktığımızda ikinci çeyrekte olduğundan dolayı bu vektörün x bileşeninin negatif, y bileşeninin de pozitif olacağını hemen söyleyebiliriz. Az önceki mantıkla bu vektörün x bileşeni için vektörün büyüklüğü çarpı pozitif x ekseni ile arasında kalan açının yani 135 derecenin kosinüsü. y bileşeni için de yine vektörün büyüklüğü çarpı sinüs 135 derece diyebiliriz. Bunların yaklaşık değerlerini bulmak için hesap makinemi bir kere daha kullanmam gerekecek. Evet, 135 derecenin kosinüsü çarpı 10 yaklaşık olarak eksi 7 virgül 135 derecenin sinüsü çarpı 10 ise 7 virgül 0,7 ediyor. Kesikli çizgileri çizecek olursam bileşenlerin ikisi de 7'den çok ama çok az büyük gibi duruyorlar. Bunun mantığını tam olarak anlamadıysanız bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Eğer burada bir birim çemberimiz olsaydı ve bu da bitiş noktası birim çemberin üzerinde olan birim vektörümüz olsaydı, bu açı ile bu açının aynı açılar olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet, bu noktanın koordinatları 135 derecenin kosinüsü ve 135 derecenin sinüsü olurdu. Biraz daha iyi görülmesi için pembeyle işaretleyeceğim. 135 derecenin kosinüsü ve sinüsü. Aynı şeyi bu vektör için söylemek de mümkün. Kısacası buraya çizdiğimiz birim vektörün x bileşeninin 135 derecenin kosinüsü, y bileşeninin de 135 derecenin sinüs olacağını söylemek istiyorum. Ekranda gördüğünüz vektörün büyüklüğü bu birim vektörün 10 katı olduğu için de x bileşeni birim vektörün x bileşeninin 10, y bileşeni de birim vektörün y bileşeninin yine 10 katı olacak. İsterseniz skah, kokoh ve takako tanımlarımızı kullanmak için burada bir dik üçgen oluşturup çözebilirdik. Bir bakalım. Evet, bu x bileşeni, bu da y bileşeni olsun. Çok iyi olmadı. Şunu bir kere daha çizeyim. Şuraya da bir tane dik açı koyalım. Şimdi tabanın uzunluğunu bulmak için bu açı eğer 135 derece ise buradaki açı 45 derecedir öyle değil mi? Peki komşu kenar ile hipotenüsü ilgilendiren trigonometrik oran hangisidir? Tabii ki de kosinüs. 45 derecenin kosinüsü bu kenarın uzunluğuna x dersek x bölü 10'a eşit olacak. İki tarafı 10 çarpınca da x'i 10 çarpı kosinüs 45 derece olarak bulacağız. 45 derecenin kosinüsü karekök 2 bölü 2'dir. O halde x de 5 çarpı kök 2'ye eşit olur. Bu noktada bir saniye, bunun negatif olması gerekmiyor muydu diye düşünüyor olabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey, şu anda yaptığımız işlemin bize bu kenarın büyüklüğünü veriyor olması. Yani işlemi yaptıktan sonra x bileşeninin pozitif yönde değil negatif yönde yer aldığını düşünerek, x bileşeninin eksi 5 kök 2 olacağını söyleyebilirsiniz. Şimdi aynı şeyi 10 çarpı sinüs 45 derece için yapıp y bileşeninin büyüklüğünü de bulabilirsiniz. Hemen yazıyorum. 10 çarpı sinüs 45 derece, 5 çarpı kök 2'ye eşittir. Ve bu ikisini hesap makinesiyle hesaplarsanız, yaklaşık olarak az önce bulduğumuz değerleri elde edersiniz.